Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Değerli arkadaşlarım, bir önceki dersimizde Erikson'un psikososyal gelişim kuramını tamamlamıştık. Bugünkü dersimizde bebeklikteki ve yetişkinlikteki bağlanma kuramlarını inceleyeceğiz. Hemen başlangıcımızı yapalım. İlk olarak bağlanma diye bir başlık atalım. Hemen altına A diyelim. Bebeklikte bağlanma. Arkadaşlar, bebeklikte bağlanma dediğimizde karşımıza Bowlby ve Ainsworth çıkıyor. Hemen isimlerini de kuramcıların bir köşeye yazalım. Şimdi bebeklikte bağlanma dediğimizde sevgili arkadaşlar, ilk olarak bunu Erikson'daki bir psikososyal gelişim dönemiyle ilişkilendirelim. Elbette bebeklik dendiğine göre kuracağımız ilişki temel güvene karşı güvensizlik dönemi olmalı arkadaşlar. Peki, bebeklikte bağlanma kuramında bağlanma dediğimiz şey nedir? İşe buradan başlayalım. Arkadaşlar, bağlanma bebek ile ona bakım veren kişi, örneğin anne, arasında gerçekleşen fizyolojik bir temeli bulunan güçlü duygusal bir ilişkidir. Arkadaşlar, tanımın bu şekilde yapılmasının çok önemli bir sebebi vardır. Bağlanma üzerine yürütülmüş olan ilk çalışmalar bağlanmayı hep şöyle açıklamıştır. Bebek anneye bağlanıyor çünkü anneyi bir besin kaynağı olarak görüyor. Ama Bowlby sonrasındaki çalışmalar bize göstermiştir ki evet, bağlanmada elbette fizyolojik bir temel var. Ama biz bağlanmayı sadece fizyolojik itkiyle açıklayamayız. Bağlanmada fizyolojik bir temel evet vardır ama bağlanma aynı zamanda, dikkat edin, duygusal bir ilişkidir sonucuna varılmıştır sevgili arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar, bebeklikteki bağlanmanın tesiri yaşam boyu devam eder. Şöyle ifade edelim. Bebeklikte gerçekleşen bağlanmanın etkisi yaşam boyu devam eder. Öyle ki sevgili arkadaşlar, mesela okul başarısını etkiler. Mesela zeka düzeyini etkiler. Mesela suça yatkınlık düzeyini etkiler. Mesela az sonra göreceğimiz yetişkinlikte bağlanmayı bile etkiler sevgili arkadaşlar. Hatta sevgili arkadaşlarım, bebeklik ve biraz da çocukluk yıllarındaki bu olumsuz bakım uygulamaları pek çok patolojik durumunda kaynağıdır sevgili arkadaşlar. Yani bebeklikte bağlanma deyip sakın geçmeyin, etkisi yaşam boyu devam ediyor. Peki, nasıl anlaşılır? Sevgili arkadaşlarım, bebeklikteki bağlanmayı anlayabilmek için yabancı ortam deneyi diye adlandırılan bir deney yapılır. Ben size deneyi basitçe anlatayım. Anne kucağında bebeği ile bebeğin aşina olmadığı, daha önce bilmediği, görmediği bir odaya girer. Ne var bu odada? Bir sandalye, yerde bir halı, halının üzerinde de oyuncaklar var. Anne bebeğini halının üzerine koyar, kendisi de hemen yanındaki boş sandalyeye oturur. Bebek oradaki oyuncaklarla oynamaya daldığında anne oturduğu yerden kalkar, kapıyı açar, dışarı çıkar. Tam bu esnada içeriye bebeğin daha önce görmediği, tanımadığı yabancı bir kadın girer.
anneden boşalan sandalyeye bu yabancı kadın oturur. Burası birinci teşhis noktasıdır. Peki bebek şimdi ne yapacak? Bir süre sonra yabancı kadın oturduğu yerden kalkar, odadan dışarıya çıkar. Tam bu esnada içeriye bebeğin annesi girer ve tekrar sandalyeye oturur. Burası da bebek ve annenin buluşma kavuşma noktasıdır. Peki bebek şimdi ne yapacak? İşte biz bu iki noktaya bakarak bebeğin bağlanma şeklini buluruz arkadaşlar. Bunu sizlere basit bir tabloyla anlatmak istiyorum. Bu arada bu deney 11 gün boyunca tekrar edilir. Çünkü bebeğin sadece tek bir günle bakılarak değerlendirme yapmak doğru olmaz. 11 günlük periyotta bebeğin tutarlı olarak verdiği tepki bağlanma şekli kabul edilir. Hemen biz de bunu basitçe tablolaştıralım sevgili arkadaşlar. Şimdi cevap arayacağımız iki tane soru vardı. Birinci soru neydi? Anne bebeğin yanından ayrılınca bebek ne yapıyor? İlk soru bu. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Anne tekrar odaya girince, yani anne ile bebeğin kavuşma, buluşma anında bebek ne yapıyor? İşte bakın iki tane teşhis noktası var. İşte biz bu iki noktaya bakarak bebeğin bağlanma şeklini bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen olasılıklardan söz etmeye başlayalım. Birinci olasılık. Anne odadan çıktı gitti. Bebek ne yapıyor? İhtimal bu durumu olgunlukla karşılar. Belki biraz üzülür, biraz ağlar ama içeri giren kadın tarafından sakinleştirilebilir. Ki genellikle bu durum evet, olgunlukla karşılar. Ana tema şurasıdır. Peki hocam anne içeri girince anneye ilerler, sarılır. Dikkat edin, anne ile iletişim kurar. İşte arkadaşlar, buradaki bağlanma şekli bizim güvenli bağlanma dediğimiz bağlanmadır. Neden anne gittiğinde bebek olgunlukla karşıladı? Çünkü onun geri geleceğini biliyordu. Ama biraz üzülebilir ve sonuç itibariyle bir bebek annesinden ayrılmak onu zaten üzücü bir deneyimdir. Dikkat edin, biraz üzülebilir. Genellikle olgunlukla karşılar. Peki anne içeriye girdi. Bakın dikkat edin, hiçbir küslük yok sevgili arkadaşlar. Hemen iletişime geçti, sarıldı ki burada iletişim kurması çok bizim için önemli bir durum yansıtıyor. İkinci olasılık sevgili arkadaşlar. Anne odadan çıktı gitti. Bazı bebekler dikkat edin bu durumu hiç umursamaz. Anne içeri geldi. Anneyi görmezden gelir. İşte arkadaşlar bu güvensiz bir bağlanma ilişkisi olan kaçınmalı bağlanmadır. Dikkat edin, bu güvensiz bir bağlanma ilişkisi olan kaçınmalı bağlanmadır. Üçüncü olasılık sevgili arkadaşlarım, üçüncü olasılık. Anne bebeğin yanından ayrıldı. Bebek ağlar, bağırır, bir türlü sakinleşmez. Yani içerideki o yabancı kadın, hiç kimse bebeği sakinleştiremez. Anne içeriye girdi, dikkat edin şimdi. Anneye ilerler, sarılır ancak bir yandan da öfkelenir. Şimdi çok net bir, altını çizdim, burası önemli, öfke vardır bebekte. Arkadaşlar bu yine güvensiz bir bağlanma şekli olan ikircikli ya da diğer adıyla çelişkili bağlanmadır. Bakın ikircik, çelişki
Hem gidiyor sarılıyor, bir yandan da öfkeleniyor. Anneye sımsıkı sarılmış, ayağıyla da bir yandan anneye vuran bir bebek temsili düşünün arkadaşlar. İkircik, çelişki. Şimdi sevgili arkadaşlar, bebeklikteki bağlanma zaten 3 tanedir. Yani birisi bize bebeklikte bağlanma dediğinde karşımıza güvenli bağlanma, kaçınmalı bağlanma ve ikircikli yani çelişkili bağlanma karşımıza çıkar. Ancak az önce dersin başında anlattım ya arkadaşlar, bu çalışma 11 gün boyunca tekrar eder ve 11 günlük periyotta bebeğin tutarlı olarak verdiği tepki onun bağlanma şekli kabul edilir diye. Bazı bebeklerin sevgili arkadaşlar günü gününe uymaz. Bunu bir not olarak yazacağız sevgili arkadaşlar. Bunu bir not olarak yazacağız. Ya da bir dikkat maddesi olarak. Bazı bebekler bu 3 şablonun hiçbirine uymaz. Gününü tutmaz. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Çalışmanın yapıldığı ilk 2 gün güvenli gibi. 3. 4. gün kaçınmalı gibi. 5. 6. gün ikircikli gibi davranan bir bebek düşünün. Sonra 7. gün yine güvenli, 8. gün ikircik, 9. 10. gün kaçınmalı. Yani tutarlı bir tepki vermiyor. İşte arkadaşlar bu bebeklere dağınık bebek denir. Bu tabii ki de yine güvenli bir bağlanma ilişkisi değildir arkadaşlar. Buna dağınık yerine örgütlenmemiş, düzensiz gibi isimler de verilebilir. Dağınık, örgütlenmemiş, düzensiz gibi isimler de verilebilir sevgili arkadaşlar. Burada değerli arkadaşlarım şunu sakın unutmayın. Hatta bunu da buraya bir yine dikkat maddesi olarak yazayım size. Güvenli bağlanmış bebekler anneyi bir güvenlik üssü olarak görür ve onu sosyal referans noktası kabul eder. Şimdi nedir bu sosyal referans noktası? Arkadaşlar, şimdi bebeklerde, güvenli bağlanan bebeklerde, diyelim ki bebek odada oynarken odaya bebeğin hiç tanımadığı yabancı birisi giriyor. Normalde sağlıklı bir gelişim sergileyen bebekte biz şunu isteriz. Bebek hemen arkasını dönsün, oradaki bakım veren artık annemi, bir bakıcı mı hani kimse ona bir baksın isteriz. Neden baksın? Çünkü onun güvenlik üssü. Onun yüz ifadesine bakar. Korkuyor mu, endişeli mi, mutlu mu, gülüyor mu? Ve oradan alacağı tepkiye göre içeriye giren yabancı ile ilgili izlenim sahibi olur. Haliyle anne bir güvenlik üssü olarak, bakıcı bir güvenlik üssü olarak çocuğa ne sağlar? Referans noktası sağlar diğer insanlarla ilgili. İşte bu olaya sosyal referans adı verilir sevgili arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ve dediğim gibi bebeklikteki bağlanmanın tesiri yaşam boyu devam edecek. Bağlanma dediğimizde sevgili arkadaşlar karşımıza çıkan ikinci durumsa yetişkinlikteki bağlanmadır. Şimdi biraz da ondan söz edelim. Yetişkinlikteki bağlanma. Değerli arkadaşlarım, birisi bize yetişkinlikte bağlanma dediğinde bu yetişkinlikte bağlanma literatürde dörtlü bağlanma kuramı diye de geçer. Dörtlü bağlanma kuramı diye de geçer arkadaşlar. Ve yine bunu Erikson'un psikososyal gelişim kuramı ile ilişkilendirecek olursak karşımıza daha önce anlattığımız yakınlığa karşı
yalıtılmışlık yani 18-30 yaş aralığı karşımıza çıkar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu hepimiz için önemli bir konudur. Çünkü az sonra tablo, yine bunu size bir tabloyla anlatmaya çalışacağım. Burada gördüklerimize bakarak kendi bağlanma ilişkimizi de bulacağız. Mesela özellikle de şu anda bu konuyu bir sevgilisi olanlar, sözlüsü olanlar, nişanlısı olanlar, evli olan arkadaşlar iyice dinlesin. Eğer şu anda bunlardan biri yoksa, geçmişte olmuş olması muhtemel ilişkilerinizi düşünerek de bir sonuca varabilirsiniz arkadaşlar. Bir insanın yetişkinlikteki bağlanma şeklini bulabilmesi için cevap araması gereken iki tane soru vardır. Bu sorulardan ilki daima şudur arkadaşlar. Ben yaşamakta olduğum bu ilişkide, sevgilimle, sözlümle, eşimle, nişanlımla neyse, yaşamakta olduğum bu ilişkide kendimi nasıl görüyorum? Bu ilk sorudur. Kişinin cevap araması gereken ikinci soru ise şudur. Hani bir ilişki yaşıyorum ya, peki ben bu ilişkide karşımdaki insanı nasıl görüyorum? İşte sevgili arkadaşlar, cevap aramamız gereken iki soru bu. Bireyin bir, kendiyle ilgili algısı, iki, karşısındaki kişiyle ilgili algısı. İşte bu iki soruya cevap vererek kişinin bağlanma şeklini bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi biz önce tabloyu bu şekilde basit haliyle bir değerlendirelim. Mesela kişi diyor ki, hocam yaşamakta olduğum ilişkide ben kendimi son derece değerli bir kişi olarak hissediyorum. Karşımdaki kişiyle partnerimi de son derece değerli bir kişi olarak görüyorum diyorsa, bu güvenli bir bağlanma ilişkisidir. Demek ki güvenli bağlanma kavramı, bakın, yetişkinlikte de var. Neymiş? Ben değerliyim, o da değerli. İkinci olasılık sevgili arkadaşlar, kişi yaşamakta olduğu ilişkide kendini değerli bir kişilik olarak görüyor ama karşısındaki kişiye pek de değer vermiyor. Bu kayıtsız dediğimiz bağlanma ilişkisidir. Üçüncü olasılıksa, bazen insanlar yaşamakta oldukları ilişkilerde kendilerini değersiz bir kişilik olarak görür ama karşısındaki insanı çok değerli bir kişi olarak görür, yüceltirler. Buna saplantılı bağlanma denir. Son olasılıksa sevgili arkadaşlarım, kişi yaşamakta olduğu ilişkide kendini değersiz bir kişilik olarak gördüğü gibi karşısındaki kişiyi de değersiz olarak görür ki buna da sevgili arkadaşlar korkulu bağlanma denir. Şimdi sorular bu şekilde sorulduğunda kendimle ilgili algım, onunla ilgili algım gibi pek çok insan yaşamakta olduğu ilişkinin güvenli bağlanma olduğunu görür. Ancak insan söz konusu olduğu, kendisi olduğunda sonsuz iyimserliğe sahip bir varlıktır. Bu nedenle bu tablonun bir de sağlamasını yapmamız gerekir arkadaşlar. Sağlamasını yapabilmek için şimdi tablonun devamını getiriyorum. Dikkatle takip edin. Yine iki tane soruya cevap aramamız gerekir. Cevap aramamız gereken ilk soru şudur. Peki bu kişinin yaşamakta olduğu ilişkide terk edilme endişesi var mı? İlk soru budur. Yöneltmemiz gereken ikinci soruysa, bu kişinin yaşamakta olduğu ilişkide yakınlık endişesi var mı sorusudur. Hocam, terk edilme endişesini anladım da yakınlık endişesini anlamadım. Anlatayım arkadaşlar. Yakınlık endişesi şudur. Bazen bir insanla birlikteliğinizde onunla her şeyinizi paylaşmak, bir olmak, bütün olmak, hep onunla birlikte olmak istersiniz. Bazı ilişkilerde ise zaman zaman olsun, zaman zaman olmasa da olur gibi bir ikilem içerisinde olursunuz. İşte eğer karşınızdaki insanla öyle her şeyi paylaşmıyor, daha mesafeli, bazen tamam, bazen hayır gibi bir çelişkiniz varsa, bu da yakınlık endişeniz vardır arkadaşlar. Şimdi bunu
tablonun şu kısmı ile ilişkilendireceğiz. Aslında sevgili arkadaşlar, şimdi bulacak olduğumuz cevaplar tablonun diğer kısmı ile birebir aynı. Ne demeye çalışıyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Ben sorayım, siz söyleyin. Eğer bir insan yaşamakta olduğu ilişkide kendisini gerçekten de değerli bir kişilik olarak görüyorsa, o ilişkide bir terk edilme endişesi olur mu? Elbette olmaz. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eğer bir insan yaşadığı ilişkide kendini değerli bir kişilik olarak görüyorsa terk edilmekten korkmaz. Peki. Eğer bir insan yaşadığı ilişkide karşısındaki kişiyi de değerli bir kişilik olarak görüyorsa, o insana karşı bir yakınlık endişesi olur mu, olmaz mı? Elbette olmaz. Tam tersine, eğer o insanı değerli bir kişilik olarak görüyorsa onunla yakın olmak ister. Yani o insanla yakın olmayla ilgili bir endişesi de yoktur sevgili arkadaşlar. Bu mantığa göre, şimdi gelin kayıtsız bağlanmaya bakalım. Kayıtsız bağlanmada kişi kendini ne görüyordu arkadaşlarım? Değerli. E kişi kendini değerli gördüğüne göre herhangi bir terk edilme endişesi yoktur. Ama karşısındaki kişiyi nasıl görüyordu? Değersiz. İşte bu nedenle kayıtsız bağlanmış bir insanda yakınlık endişesi daima vardır sevgili arkadaşlar. Saplantılıya bakalım. Saplantılı birey ilişkide kendini nasıl görüyordu? Değersiz. İşte bu nedenle saplantılı bireylerin en klasik özelliği sürekli terk edilmekten korkarlar. Çok yoğun bir terk edilme endişesi yaşarlar. Ama karşısındaki insana çok fazla değer verdikleri için asla yakınlık endişeleri yoktur. Tam tersine hep onun yanı başında olmaya çalışırlar. Her şeyini onunla paylaşmaya çalışırlar. Ve elbette korkulu bağlanmada kişi kendini değersiz gördüğüne göre evet terk edilme endişesi var. Ve karşısındaki kişiyi de değersiz gördüğü için evet yakınlık endişesi de vardır. E hocam, bu bir kısır döngüdür. Nasıl olsa beni terk edecek, en iyisi onunla çok yakın olmamak, bağlanmamaktır arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Mesela gündelik hayatta şu tip konuşmalar olabilir ilişkiler üzerine. Mesela bir tanesi der ki ilişkilerle ilgili olarak size, işte vallahi der sana ne yalan söyleyeyim der. O beni kullanıyor, ben de onu kullanıyorum der. Birbirimizin karşılıklı ihtiyaçlarını gideriyoruz der. Şimdi size bir soru. Kendine değer veren bir insan kendini kullandırır mı? Hayır. Peki karşınızdaki insana değer veriyorsanız onu kullanır mısınız? Hayır. O halde o beni kullanıyor, ben de onu kullanıyorum. Birbirimizin karşılıklı ihtiyaçlarını gideriyoruz ifadesi elbette bir korkulu bağlanma ilişkisidir. Şimdi şuna bakalım. Bazen sevgili arkadaşlar şu tip konuşmaları da işitmiş olabilirsiniz. Biliyor musun? Bana evet dediğine hala inanamıyorum. Rüyada gibiyim. Acaba ben bu dünyada nasıl büyük bir iyilik yaptım da sen benim karşıma çıktın? Yahu kardeşim sen iyi misin? Sen birine bunları söylersen kendini hangi konuma düşürdüğünü hiç düşündün mü? Haşa, karşındaki hazret mi yahu? Ne demek bu ya? Bana evet dediğine inanamıyorum. Rüyada gibiyim. Ben bu dünyada ne büyük iyilik yaptım da sen benim karşıma çıktın. O ilah da haşa, sen nesin o zaman? İşte bakın arkadaşlar, saplantılı bağlanmaya sahip insanlar kendilerini hep çok küçük görür, karşılarındaki insanları hep yüceltir. İşte bu nedenle az önceki cümleler olsa olsa bir saplantılıya aittir. Bazen ise şunları işitirsiniz ilişkiler üzerine. Aman der, ne dert ediyorsun yahu der. Kadın dediğin trene benzer der. Birini kaçırırsan öbürüne binersin. Çok da dert etme der. Hadsiz. Yahu kardeşim bak, adam kendini ne kadar çok yüce, ne kadar çok ulu görüyor ama karşısındaki kişiye hiç değer vermiyor, farkında mısınız? Biri giderse, biri gider, ne olacak ki diyor. İşte bu arkadaşlar tam bir kayıtsız bağlanması. Narsisttir zaten kayıtsız bireyler.
Güvenli bir bağlanmada bu cümlelerin hiçbirini işitemezsiniz arkadaşlar. Çünkü güvenli bir bağlanmada taraflar her ikisi de hem kendisinin hem de karşısındaki kişinin değerinin farkındadır arkadaşlarım. Peki hocam, ben bu anlattıklarınızdan hareketle kendi bağlanma şeklimi buldum. Güzel. Ben kendiminkini buldum da. Şu anda ilişki halinde olduğum kişinin, atıyorum sevgilimin vesaire, bana karşı bağlanmasını nasıl anlayacağım? Çok basit. Arkadaşlar ne yapın biliyor musunuz? O insanla geleceğe dair sohbetler edin. Bir dinleyin bakalım. Hemen topu taça mı atıyor, yoksa sizinle gelecek sohbeti yapıyor mu? Şunu sakın aklınızdan çıkartmayın sevgili arkadaşlar. Bir insan sadece gelecekte hayatında olmasını tasarladığı insanlarla geleceği konuşur. Eğer siz onun gelecek planlarında yer almıyorsanız, sizinle geleceği konuşmaz. En fazla bu hafta sonu ne yapalım, nereye gidelim? Ara tatilde bir yere gidip kaçamak yapalım. Seninle konuştuğu budur yahu, anla işte. Yani ama seninle gidip de 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonraki planlarını sana anlatmaz. Ve muhtemelen çok affınıza sığınarak bu ifadeyi kullanacağım. Bu şahıs kullanılacak birilerini arıyordur sevgili arkadaşlar. Şimdi ben geçen dersin birinde böyle söyledim. Ya hocam dedi, tam da dedi benimkini söyledi, tarif ettiniz dedi. Ne oldu kızım dedim. Ya dedi işte böyle böyle dedi, ben ne zaman konuşsam hep böyle yapıyor ama biz 2 yıldan beri birlikteyiz. Şimdi bu beni kullanıyor mu dedi, ben bundan nasıl ayrılayım, 2 yılımı verdim dedi. Şimdi hatırlar mısınız arkadaşlar, dersin başında, ilk derslerde pardon, tarihsel zaman etkisinden söz ederken ben size telefon, cep telefonu ile ilgili bir örnek vermiştim. Beklemek bu hayattaki en ilginç eylemlerden biridir demiştim. Freezing effect demiştik değil mi? Donma etkisi. Hani insanın bekledikçe bekleyeceğidir. Vallahi sen bilirsin dedim. Şimdi aradan 2 yıl geçmiş. Bak düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar üniversitede sevgili. 2 yıldan beri ilişkileri var. Ama daha çocuk ailesiyle kızı tanıştırmamış. Annesiyle tanıştırmamış. Aileler, yani hiçbir aralarda aile bir bağ yok. Ya bir ilişkide 2 yıl geçip de ailelerin hiçbir haberin olma ihtimali olur mu? Yahu yapmayın Allah aşkına. Yani o kadar da değil yani. İşte bunu anlatmaya hiç. Bak kızım dedim. Ya dedim, eyvah aradan 2 yılım geçti. Hani bir şey kaybettin ya. Olsun ben biraz daha bekleyeyim der. İşte o gelmeyecek otobüsü bekleyen kişi gibi. Bekledikçe bekleyeceğin geçer, gelir. 1 yılın daha boşa gider dedim. Ya da bazen kangrenden bir an evvel kurtulmak gerekir. Sen bilirsin dedim. Ama ne yaptı bilmiyorum ama işin gerçeği bu arkadaşlar. Bakın, eğer hayatınızdaki insan size gelecek hayallerini anlatıyorsa, gelecek planlarını anlatıyorsa, gelecekle emin olun siz onun gelecek hayatında olmasını istediğiniz insan olduğu için anlatıyor. Aklınızda bulunsun. Ve ben size şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bu hayatta asla kendinizi kullandırmayın. Bakın arkadaşlar, kendi değerinin farkında olmayan insanlar kendilerini kullandırırlar. Lütfen kendi değerinizin farkına varın. Siz bu evrendeki en kıymetli insansınız. Zira siz kendi değerinizin farkını bilmediğiniz süre boyunca hiç kimse size hak ettiğiniz değeri vermeyecektir bu hayatta. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, böylece hem bebeklikteki hem de yetişkinlikteki bağlanma ilişkisini tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde artık kişilik gelişiminin sonlarına yaklaşmış olacağız. Kişilik gelişimindeki diğer kuramcılarımız var. Adler'de bireysel psikoloji, Jung'da analitik psikoloji, Horney'de bütüncül psikoloji gibi onlardan söz edeceğiz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşebilmek dileğiyle umutla kalınız sevgili arkadaşlarım.